Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'da dev bir patlama meydana geldi. Gerçekten bu çok büyük bir felaketti. Limanda meydana gelen bu patlama sonrasında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ağır yaralandı ve gerçekten de sallantıda olan Lübnan ekonomisi bu patlamanın altında adeta ezildi. Dünyanın dört bir tarafından hemen yardımlar buraya koşmaya başladı. E yardım eden ülkelerden de biri Türkiye'ydi. Türkiye Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M askeri nakliye uçaklarıyla Lübnan'a yardım taşımaya başladı. Ama enteresan bir yardım da Fransa'dan Lübnan'a doğru harekete geçmeye başladı. Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Fransız donanmasının elindeki Mistral sınıfı LHD olarak adlandırılan gemilerden üçünü Beyrut'a doğru yönlendirdi. Biliyorsunuz bizim de bir LHD tipi bir gemimiz var. Bu her ne kadar kamuoyunda uçak gemisi olarak adlandırılsa da bu gemi bir tabur askeri amfibik olarak çeşitli araçlarıyla birlikte bir yerden bir yere nakledebiliyor. Bu araçları taşıyor ve aynı zamanda güvertesinde de Helikopterler taşıyabilen bir gemi. Türkiye'nin amacı Türk Deniz Kuvvetlerine F-35 programındayken F-35 B tipi dikene iniş kalkış özelliğine sahip uçaklardan bir miktar alınması ve bunun TCG Anadolu üzerine yerleştirilmesiydi. Şimdi Fransa Mistral tipi LHD'leriyle bölgede çok önemli bir şekilde bir barış görevi gösterecek. Uzun yıllar Lübnan Fransa'nın kontrolündeydi. Daha sonra bağımsızlığını kazandı. Bu bağımsızlık sırasında hala Fransa ile Lübnan'ın çok ciddi ilişkileri var. Şimdi Mistral'e baktığımız zaman tamam üzerinde 16 helikopter taşıyor, asker kapasitesi 450 ila 700 arasında değişiyor. O askerlere ait 70'e yakın aracı taşıyor veya farklı sayılarda tanklar taşıyabiliyor ama Mistral aynı zamanda 69 e, yatak kapasiteli bir hastane. Şimdi, mısırlılar bu bölgeye geldiği zaman, Beyrut'a demirlediği zaman, aynı zamanda buradaki askerler bir tabur asker de Beyrut'a çıkmış olacak. Belki asayişi asayişi sağlayacak veya e, Lübnan güçlerine yardım edecek veya aynı zamanda bu askerler arama kurtarma çalışmalarına, şehrin tekrar toparlanması konusuna da yardım edecek. Yaralılar, tedaviye ihtiyaç duyan Lübnanlılar. 69 yatak kapasiteli bir yüzen hastane haline gelen LHD'ni tedavi görecekler. Bu da çok ciddi bir Fransa açısından güç gösterisi olacak Sonuçta bu tür yardımlarda tamam uçaklar ilk anda hemen acil yardımları taşıyabiliyorlar hemen yardım eli uzatmaya çalışıyorlar veya taşıdıkları kurtarma ekipleri bu enkaz kaldırma çalışmalarına yaralılara veya vefat edenlere ulaşma imkanı bulunuyor ama bunların etkileri daha kısa vadeli. Bir gemi koyduğunuz zaman o geminin birkaç ay orada durması sizin bayrak göstermeniz açısından da önemli bir faktör. Bir parantez açalım. Fransız donanmasına ait Mistral gemileri Covid-19 salgını ile birlikte Karayipler tarafındaydı. Karayipler denizindeydi. Buradaki Fransa'nın eski sömürgelerine veya mevcut sömürgelerindeki halkın tedavisi ile ilgili oralardaki ilgi işleyişin toparlanması ile ilgili çalışmalar yapmışlardı. Şimdi Türkiye'nin de TCG Anadolu ile birlikte çok önemli bir LHD gücüne sahip olacak. Bu güç her zaman bir savaş için örneğin asker alıp Libya'ya gitme veya Afrika'da bir noktaya ulaşmanın yanı sıra işte bu tür felaketlerde Türk bayrağının o bölgede dalgalanmasını sağlayacak. bizler de gideceğiz gerekirse Lübnan'da gibi bölgelerde yani felaket yaşayan bölgelerde insanları tedavi edecek, yardım götürecek asayişin sağlanmasına destek olacak ve Türk bayrağının dalgalanması için böyle bir barış görevi gerçekleşecek. Zaten günümüz ordusuna baktığımız zaman hani şu an Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücü F-16 uçakları ama bir yandan da yumuşak gücü var. Nedir bunlar yumuşak güçler? A400M askeri nakliye uçakları, C130 nakliye uçakları. Bu uçaklarla dünyanın dört bir tarafına çok kısa sürede ulaşma imkanına sahipsiniz. Bu arada Mistral ile ilgili de çok kısa bir bilgi vermek isterim ben. E, Fransızların dünyanın dört bir tarafında sömürgeleri var. Bu sömürgelere asker götürmek, yardım götürmek, farklı amaçlar götürmek için bu LHD olarak adlandırılan gemileri yoğun olarak kullanıyorlar. İlk Mistral 2003 yılında e, kıza konuyor. Daha sonra üretimi tamamlanıyor. 2004'te suya indiriliyor ve 2006'da yapılan testlerin arkasından Fransız donanması için kullanılmaya başlıyor. Mistral'in şöyle bir özelliği de var Rusya'da bu tür gemilere çok ciddi anlamda ihtiyaç duyuyordu ve Rusya o zaman tabi ambargo yok ilişkiler daha iyi vaziyette Fransa'ya iki adet Mistral tipi LHD siparişi vermişti. Fakat sonrasında işte Ukrayna ile Rusya'nın arasının bozulması arkasından Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle birlikte Rusya çok ciddi bir ambargo altına kanıldı ve tabii ki Fransa bu satışı gerçekleştirmişti. Hatta ilk gemiyi de tamamlamak üzereydi. Bu gemiyi tamamlayamadı. Şöyle bir ara formül buldular. Bu ara formül Mistral'in Mısır'a satılmasıydı. Birinci gemi teslim edildi. Bunu daha sonra ikinci gemi istedi, izledi. Ve şu an Mısır'ın elinde iki tane Mistral tipi LHD bulunmakta. E, Tabi Mısır bunları alırken hazırlıksızdı ama e, malum Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin sağladıkları çok ciddi fonlar sayesinde Mısır bunları aldı. Keza bir bakıyorsunuz bugün rafal uçakları da var, savaş uçakları, bir taraftan mig 35 alıyor, bir taraftan Amerika'dan A-64 AH Apache helikopterleri alıyor. Farklı farklı sanki Mısır'ın çok parası varmış gibi ama bu konuda çok önemli bir finansman gücünü de Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağlaması sayesinde elinde bulunduruyor. Genel teknik özelliklerine baktığımız zaman Mistral'in boş ağırlığı 16.500 ton, e, tüm yükleriyle birlikte bu ağırlık 32.300 tona kadar ulaşabiliyor. Gövde uzunluğu 199 metre ve denizden yüksekliği de 32 metre. E, gemi aynı zamanda üzerinde 20 subay, 80 görevli, 450 yolcu veya kısa vadeli 900 yolcuya kadar e, yük alabiliyor. Geminin de biraz önce belirttiğim gibi 16 adet ağır helikopter taşıyabiliyor. İstenirse 35 adet de hafif türden helikopterler taşıyor. Fransızların Mistral'lerinde uçak iniş kalkışı mümkün değil. Böyle bir özellik bulunmuyor. Şimdi isterseniz LHD gemilerinin barış görevlerini ve farklı özelliklerini yazarımız Hakan Kılıç'la birlikte konuşalım. Ya şimdi e, bu gemiler dediğin gibi sadece muharip anlaşılıyor ama işte çok amaçlı, havuzlu çıkarma gemisi TCG Anadolu. TCG Anadolu'nun yıllar önce yapıldığında SSM'nin işte Savunma Bakanlığının devletin resmi beyanlarına ve o yazıları okursanız, onların içinde zaten insani yardım, NATO görev gücü barış görevlerini, NATO barış görevlerini desteklemek, işte deprem gibi şey gibi büyük sosyal felaketlerde. E, kullanmak gibi şeyler de yazıyordu yani demek istediğim Türkiye sadece bunları ben alayım içine işte bir tabur e, Amfibi çıkarma e, gemisi e, bir tabur asker koyayım işte Zaha Amfibi e, çıkarma araçlarından koyayım üstüne F-35B alayım Bunlarla ben sadece savaşayım Gibi bir düşünce Bu sadece bu amaç için kullanacağım Yani bir Barbaros Fırkatini gibi ya da işte ne bileyim Milgem Korveti gibi Sadece muharip bir gemi olarak kullanacağım gibi bir düşüncesi yoktu zaten yani diğer alternatifler de düşünülerek yapıldı. Yani ikincisi de yapılması düşünülür düşünülürken Trakya bu amaçla düşünülüyor. Şimdi tamam belki insanlar yeni öğreniyor. Fransa'da 5 tane falan varmış. Hayır bunlar yıllardır zaten Batı ülkelerinde de bu amaçla. Şimdi adam Karayipler Denizi'ndeki 5 tane L7'sini bu tarafa getiriyor. Bunun içinde bunların içinde bakın psikolojik harekat unsuru da çok önemli. İkincisi şimdi şöyle. Lübnan'daki bütün bankaların birçok bankanın Fransa'ya borcu var. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de çok çıkarları var. Lübnan'da çok çıkarları var. Bunu zaten televizyonlarda anlatıyorlar. Ben orada çok ayrıntılı girmeyeceğim. Yani Fransa'nın Lübnan'da stratejik çıkarları çok. Dolayısıyla bu stratejik çıkarları korumak için adam oraya mesela şimdi diyelim ki Frem sınıfı fırkateynleri gönderse şu anda. Lübnan'a zaten şu anda bir deniz kuvveti saldırısı yok ki ne işe yarayacak? Ama lehedesi olmadığını düşün. Bak e, hiçbir şey yaramayacak donan, donanmanın o muharip unsurları. Ama şimdi adam bunları gönderiyor. Ne yapacak? Onların içinde insani yardım. Hasta, doktor. Yani belki istibarat görevleri. Sonra sonuçta e, Afrika ülkelerine bakarsanız en iyi casuslar doktorlardır yani. Veya psikolojik harekat ya da ne bileyim yani o ülkenin mesela Af e, Afrika'nın Hristiyanlaştırılmasında en çok işte doktorlar görev almıştır orada. Çünkü insanlara insani yardım yapıyor. Dolayısıyla Fransa oraya bir nüfus mücadelesi gibi. Yani oraya e, bir nevi bir e, çıkarma yapıyor ama e, ateş ederek insan öldürerek değil ama insani yardım çıkarması yapıyor ve dolayısıyla burada bu LHD'ler mükemmel işe yarayacak. Yani uçak gemisi gönderse bir işe yaramaz. Uçak gemisi dediğin sadece uçak taşır, başka bir işe yaramaz. Ama LHD ya içinde bir anda hastaneye çevrilebiliyor birçok ünitesi. Gıda yardımı yapabiliyor. İçinde bir sürü gıda şey yapabiliyor. Dolayısıyla ee, biz de böyle bir örnek görmüş olduk, tabi e, hiçbir zaman Allah göstermesin, Allah korusun, hiçbir zaman hiçbir yerde felaket olmasın, biz de öyle yapmak zorunda kalmayalım. Ne Türkiye'de ne başka bir yerde. Ama yarın öbür gün bize de lazım olduğunda, diyelim ki dost bir kardeş ülkede ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde olduğunda, işte Gölcük'ten ve Marmara'dan yola çıktığında yardım ve şey, gemi bu gemiyle gidebilmiş olacak. E, bu da e, gemilerin bu yönünü gösterdiği açısından çok güzel bir örnek oldu. Yani hiç de aslında şaşılacak bir durumda yok yani. Bugün size Mistral LHD tipi gemilerin barış zamanında yaptıkları önemli görevler hakkında bilgi vermeye çalıştık. Lütfen sorularınızı yorum yazın veya info.tolgozbek.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Katıl butonumuz sizlerin ilgisini bekliyor. Detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.